Efendim herkese yeniden merhabalar. Bir nebze faydamız dokunsun diye yine evlerinize konuk olduk. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sevgili Beyhan Budak her bir nebzede olduğu gibi bugün de bize eşlik edecek. Ve efendim bizler bugün yaz mevsiminde insan psikolojisini konuşacağız. Yaz mevsiminde bakış açımızda, algılarımızda, davranışlarımızda neler değişiyor? Bunları bilimsel açılarla ama hayatın gerçeklerinden kopmadan yine faydamız dokunacak şekilde püf noktaları vererek sizlerle paylaşacağız diyorum. Ve kıymetli dostum Beyhan Budak'a dönüyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Valla böyle bir ortamda mutsuz olmak, böyle bir mevsimde mutsuz olmak biraz zor. Değil aslında mi? Biraz da bunu konuşacağız bugün. Aynen öyle. Şimdi şunu biliyoruz hocam. Mevsim geçişleri, mevsimler insanların davranışlarında, hislerinde, duygularında, algılarında bir etki yaratıyor. Farklı farklı. Tabii burada bireysel farklılıklar elbette etkendir. Daha detaylarıyla ilerleyen programlarda açacağız bunu ama şunu biliyoruz. Mevsim değişikliklerinin insan psikolojisinde ve davranışlarında etkisi var. Uyum güçlüğü, uyku düzenindeki değişiklik, hava sıcaklıklarındaki değişiklikler. Tabii rutin geçen, kış mevsiminde rutin olan bazı hayat şeklimiz yaz mevsimiyle, bahar mevsimiyle değişiklik gösterebiliyor. Şimdi genel olarak mevsim değişiklikleri ve mevsimler insan psikolojisini ve davranışları nasıl etkiliyor? Aynı zamanda biyolojimizi de etkiliyor mu? Kesinlikle aslında baktığımız zaman şöyle bir şey var. İnsan doğadan çok da kopuk bir varlık değil. Doğada mesela şurada bulunduğumuz ortamda güller var, toprak var, su var. Biz de aslında bu ahengin bir parçasıyız baktığımız zaman. Ama modern hayat birazcık bizi apartmanlarda, beton yapıların içine hapsettiği için, belki de zaman buna mecbur bıraktığı için çok da şey yapamıyoruz. Buradaki bağımızı hatırlayamıyoruz. Ama mevsim aslında daha büyük boyutta olan bir şey olduğu için her zaman etkilemeye devam ediyor. Nasıl ki şuradaki çiçekler baharla birlikte açıyorsa, yazla beraber en güzel halini alıyorsa, insan da aslında bundan o kadar etkileniyor. Nasıl ki güz birazcık modunu düşürüyorsa evrenin, insanın da yavaşlıyor, biraz daha melankolik olmaya eğilimli oluyor. Kış birazcık daha depresif olma eğiliminde de yaratabiliyor bizi. İşte mevsimlerle çok bağlantılıyız. Nasıl ki doğadan da çok farklı olmadığımız gibi, şu çiçekten çok da kopuk olmadığımız gibi, o mevsim bizi çok fazla etkiliyor. Evet, dolayısıyla bu etki bazen olumlu, bazen olumsuz. Mevsime göre de aynen, kişiye göre de çok değişebiliyor. Aynen. Bazı insanlar çok daha fazla etkileniyor mevsim değişikliklerinden. Mesela kış mevsiminde danışanlarımla çok karşılaşıyorum. Birçok danışanım daha fazla depresif hissedebiliyorlar. Daha mutsuz hissetme eğiliminde olabiliyorlar. Dışarı çıkamadıkları için belki de. Belki de biraz genetik faktörler de etkili. Dediğim gibi bazı insanlar mevsimlerden başkalarına göre daha fazla etkileniyorlar. Burada belki psikolojik olarak temelde yatan faktörler etki ediyor, ön plana çıkabiliyor. Peki şöyle bir görüş var. Acaba yaz mevsimlerinde seanslara ara mı veriliyor ya? Sanki tatillere gidiliyor da kış mevsimi geldiği zaman yavaş yavaş seansların miktarı artıyor mu? Bu dünyada böyle. Ya bizde de mesela Ankara'da da, İstanbul'da da, başka şehirlerde de aslında yazla beraber insanlar kendini daha iyi hissetme eğilimindeler. Ve var olan seanslar, insanların yardım arayışları, psikologlara, psikiyatristlere gitme sayıları, vaka sayıları da azalıyor. Aslında güzel bir şey bu baktığımız zaman. İnsanlar burada bir formül de yatıyor gibi sanki. Bilmiyorum sen de fark ediyor musun? Çözümü aslında doğada bulabileceğimizin de bir işareti var burada. Mesela? Yani dışarıda, çünkü dedik ya insan doğayla bir. Evet. Bu açık havada şu ayakların toprağa değmesi bile insana o kadar iyi gelebiliyor ki. Ne zaman ki dışarıda daha fazla vakit geçiriyorsun, sadece ben değil, başkaları da dışarıda fazla vakit geçiriyor ve başkalarıyla dışarıda karşılaşma ihtimalim de artıyor. Böyle olunca daha fazla sosyalleşiyorum. Daha fazla dostlarla karşılaşıyorum. Oturup bahçemde bir çay içtiğim zaman bile kendimi huzur içinde hissediyorum. Ya da bir ziyarete gittiğim zaman, bir yürüyüş yaptığım zaman diyorum ki kendime, özüme dönüyorum. Belki de kaybettiğim o özümdeki benliğimi daha huzurla bir kucaklayabiliyorum. Evet. O yüzden daha iyi hissediyorum yazın. Kesinlikle. Seyahat etme imkanları daha fazla olabiliyor sıcak olduğu için mevsim. Tabii yazın yeni yerler görme, yeni deneyimler keşfetmek için. Bir de günlerin uzun olması da mı etken acaba? Kışın biraz depresif hissetmemizin sebebi günün kısalmasıyla beraber yetiştiremediğimiz işler ve panikler, stresler daha da artıyor gibi sanki, değil mi?
Ya şöyle bir şey, yazın mesela eskiden aslında bundan 50-60 sene öncesine kadar insanlar daha çok kışı birazcık şey yapma, dinlenme köy hayatında mesela, yaz hayatındaysa çalışma, kendini zorlama, kazanma. Aslında bir şekilde bir bayram havası gibi, o kışın zorlu havasında yaşayabileceği zorlukları hazırlıyor kendisine. Ve bu hep böyle olmuş. Evet. Tarihin en... bütün zamanlarında yaz insan için aslında kendini zorlayabildiği, sınırlarını zorlayabildiği bir alan. Dışarının tadına varabildiği, doğanın bütün opsiyonlarının farkına varabildiği bir zaman dilimi. Evet. Ama kışın ne yapıyor? Şimdi bizim şu anki hayatımıza bakalım. Kışın görevlerden ibaret, ödevlerden ibaret. Okul. Çocuklar okula gidiyor. Ondan sonra erkekler, kadınlar yani çalışıyorlar. Birçok şekilde hayat çok yoğun akıyor. Eve geliyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, bir bakmışız ki zaten hava çok erken kararıyor ve hemen şey moduna geliyoruz, uyku moduna. Uyumalıyız ki ertesi güne hazır olalım. Ama ne zaman ki güneş geç batmaya başlıyor, yaşam daha uzun süre devam ediyor bizim için. İnsan yaşadığının farkına varıyor. Evet, burada aslında biraz o dedik ya, dışarıya atma kendimizi yaz mevsiminde ne yapıyoruz? Bir kere hep şunu biliyoruz, marketlere gittiğinizde fark etmişsinizdir. Hep böyle bir çekirdek alma, her akşam bir evde çekirdek, balkonlarda o çay sesleri, çay kaşığının sesini duyabiliyorsunuz. İnsanlar da biraz daha sosyalleşmiş oluyor. Hep şunu söylüyoruz biz psikologlar olarak, sosyalleşme, psikolojik hastalıkların semptomlarını daha aza indirmek için çok güzel bir fırsat. İnsanlarla birebir görüşebilmek, dertleşebilmek, hasbihal edebilmek ve bu kış mevsimindeki o döngü, eve geliyoruz, akşam olmuş, yemek saati, uyku saati dedik ve görüşeceğimiz insan sayısı değişiyor. Hafta sonları bize kalsın diyoruz. Hafta sonları evlere kapanıyoruz halde. Hafta içi biriken işleri hafta sonuna aktarmış oluruz ama yaz gelince evet cumartesi nereye gidiyoruz? Ama önce bir nebzeyi izlemeliyiz diyoruz mesela. Yaz mevsiminde önce şu an bir nebze. Önce bir nebze. Şimdi kış mevsiminde olsaydık biz bu programı burada yapabilir miydik? Şu yeşilim, şu suyun sesini, bu görüntüyü aslında insanlara aktaramazdık diye düşünüyorum. Aslında bu programın da şeyi o yazın neşesini, yazın huzurunu hatırlatmak bir nebze. Bir nebze bak, evet. Bu doğal olarak çıkan bir nebze oldu. Şunu da fark ediyoruz. Mesela anne babalar şeyden çok şikayetçiler. Mesela çocuklar evin içinde bir enerji var ya, hepimizin, insanoğlunun bir enerjisi var. Ve bu enerji normal zamanda kışın atamıyor. Anne babalar ne yapıyor? Mesela çocukla oyalanıyorlar, zorlanıyorlar, idare edemiyorlar. İnsan kendi enerjisini de atamıyor. Ve o evin içindeki enerji, negatif enerji kışın daha yoğun. Evet. Çünkü devamlı bir gerginlik, iş hayatı, görev ama insanın doğal ortamına çocuğu bile bıraktığın zaman o enerjisini başka yerde atabiliyor. Kendi insan enerjisini dışarıda atabiliyor. Ne oluyor? O döngü nihayetine erişiyor insanda. Bir de şu var aslında hep mevsimlerden bahsediyoruz ama mevsimlerin ne kadar farkına varabiliyor insan? Güzel. Yani o kadar çok şeyiz ki şurada şu izleyicilerimiz de eminim görüyorlardır ara ara bu güzel arkadaki su şırıltısını ve bir önümüzdeki çiçekleri. Ben çiçeğe burada bakmıyorum. Telefonumun ekranından bakıyorum çiçeğe. Ay çok fena, evet. Aa diyorum ne güzel, ondan sonra ne güzel doğal ortamlar var. Görmüyorum önümdeki çiçeği. Görmüyorum önümdeki toprağı. O bize zor geliyor. Ne yapıyoruz aslında, bir ikame süreci ortaya çıkıyor. Asıl olanın yerine kopyasını kullanmaya başlıyoruz. Sanal. Sanal olanı uzun, yani. Ne yap? Mesela kokular diyoruz aslında çok güzel parfümlere, belki hakikaten hepimizin hoşuna giden o güzel parfümlere çok paralar veriyoruz. Evet. Ben bir gün ne yaşadım biliyor musun? Çok yoğun bir gün ve hani kafam hep insanla çalıştığım için çok yoğun oluyorum bazen. Zihnim o kadar dolu oluyor ki birçok şeyle aslında meşgul. İnsanların dertleri tartıyorum durmadan. Akşam eve geliyorum. O gün de bazen benim şöyle bir şey yapıyorum. Haftada bir gün, iki haftada bir gün normal arabayla gitmem gereken yerlere otobüsle gideyim diyorum. Bir değişiklik olsun diye. Çünkü o yetişme hız sürecinin içinden de çıkayım. Biraz böyle zaman kaybedeyim o süreçte. Bahar vaktiydi. Yürürken ya dedim koku geliyor. Toprak kokusu. Ya bu koku nasıl bir koku dedim. Hemen çocukluk aklıma geldi. Çocukluk sürecim. Sonra şöyle bir kafamı kaldırdım, yukarı baktım. Bir iğde ağacının altındayım. Ya dedim bu çocukluğumun kokusu benim. Ve sonra şunu fark ettim. Yıllar boyu ben o kokuyu fark etmemişim. Ve o ağacın altından, o yoldan yıllar boyu geçmiş olmama rağmen. Ne o iğde kokusunun, ya dedim evet, o kadar güzel hissettirdi ki. Ve sonrasında 5-10 dakika boyunca kokladım ben o ağacı. Bir sürü şey geldi aklıma. Neyi acaba dedim.
bu sadece bir koku. Bir iğde ağacının, o yaprakların, o iğde çiçeğinin kokusu. Daha neleri kaçırdım kim bilir. Nelerin farkına varmadım. O koşturmaca içinde. Bir, dediğimiz gibi aslında var olanın yerine onun kopyasını, sanal olanı ikame etmemiz. İkincisi ise hız. Çok hızlıyız. Çok. Ya bu mevsimlerde de yani o kadar çok her şey, bir önceki programda da bahsetmiştik hızda. Hız olunca hiçbir şeyi fark edemiyoruz. Ama yani şu dünyadaki yavaşladığımız zaman bizi oyalayacak, meşgul edecek, zihnimizi ferahlatacak. Hani bir limonata tadında o kadar çok şeyler var ki hayatımızın içinde. Şu çiçek bile, şu çiçeğe odaklanıp belki bir terapi orada. Onu görebilen için. Evet. Bir anda terapiye kapıldım. Kapıldın, daldın hocam sen o çiçeğe. Diyeceğim. Ne kadar güzel aslında noktalara temas ediyor Reyhan Budak. Şimdi bu kadar güzellikleri var. Olumsuz yanları geliyordur insanlara. Bazı insanlar, benim gibi yağmuru ve kışı sevenler de olabilir. Şu an yazın tadını çıkarıyoruz ama. Şimdi şöyle de bir durum var. Yaz mevsiminde havaların sıcak olması, trafik, hala şehir hayatının akıyor olması, kentleşme oranının her geçen gün artıyor olması. Bunlar başlı başına başka faktörler. Havasız, yapılan bir araştırma, bilmiyorum biliyor musun hocam? Yapılan bir araştırma, nem oranının ve sıcaklığın artmasıyla insanlardaki agresif tavırların, öfke kontrolünün azaldığı, agresif tavırların arttığını gösteriyor. Ve dikkat eksikliğine sebep olduğunu söylüyor. Böyle bir yanı da var. Aslında programın sonunda söyleyelim istiyorum bunu da. Yaz mevsiminin dezavantajlarını var mı, yoksa biz mi dezavantaja çeviriyoruz? Bu da bir kenarda duracak. Daha neler konuşacağız, neler diyorum ama onun öncesinde bu bilimsel araştırmaya ek, bedenimizde değişen şeyler var. Kışın kilo problemimiz olur. Çünkü evdeyiz. Çünkü egzersiz yapmıyoruz. Sen böyle deyince hafiften bir toparlasam geliyor. Biraz kilo problemi. Ama yazdayız artık. Yani. Siz vermeniz de lazım. Gördüm hocam. Şimdi yaz mevsiminde haliyle biz istiyoruz ki daha fit görünelim, daha sağlıklı olalım. Çünkü kışın egzersiz yapmıyoruz, yürüyüşlere çıkmıyoruz, evlere kapanıyoruz. Pijama, terlik, televizyonla, bu üçlüyle beraber aslında ekranlara kilitleniyoruz ve başka hayatları, bize sunulan başka senaryoları izlemeye başlıyoruz. Kendi hayatımızı kaçırıyor muyuz? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Ve yaz mevsimiyle değişmek istiyoruz. Bir değişim getiriyor. Gardıraplar yenileniyor. Aslında bir yaz detoksuna geçiyor gibi, değil mi Beyhan hocam? Gardıraplar değişiyor. Kışlıklar kaldırılıyor. Yazlıklar geliyor yerine. Ayakkabılar, botlar kalkıyor. Sandaletler yerine geliyor. Hayatımızda maddi anlamda bir değişim yaşıyoruz. Peki bunu ruhumuza ne kadar aksettiriyoruz? Biraz kendimizi eleştirelim istiyorum. Sizin gözlemleriniz neler? Mesela ne gibi kendimizi eleştirmemiz? Hangi konularda? Yani şu var. Yaz geldiği zaman yaza sadece tatil modunda mı bakmak? Tatil ama yatarak geçirme modu. Tatil modu. Her şeyi bir kenara atacağım. Oh yaz geldi, stresten, sıkıntıdan, sınavlar, okul yok, finaller yok. Belli başlı yapılan, devletimizin yaptığı sınavlar. Birçok öğrencinin kabusu olabiliyor bazen. Bütün bunlar yok ve rahatlamaya geçiyoruz. Sadece madde anlamında düşünüyoruz ve tatile odaklanıyoruz. İşte oteller arıyoruz, tatil köyleri arıyoruz, gideceğimiz mekanlar arıyoruz ama kendi hayatımızda gerçekten bunu aslında mutluluğu konuşurken de bahsetmiştik. Belki biraz hatırlatma olacak altını çizerek. Acaba kendi hayatımızda ben bu yaz için hedefler koymalıyım önüme demek çok mu mükemmelliyetçi bir yapıyor? Çok mu disiplinli, düzenli? Ya yaza da böyle mi bakılır? Ya tatildir işte. Bu şekilde mi bakmak gerekiyor? Bakış açıları var yaz tatiline. Ya da kendimizi çok geliştirmek istediğimiz kurslarla, okullarla boğabiliyoruz. Ben insanlığın tatili birazcık yanlış anladığını düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapmadan uzanma, yatma. Ya evet, bu güzel olabilir belirli kısıtlı bir süre içinde, ki ben bunu da çok başarabildiğimizi zannetmiyorum. Yani bakıyorsunuz tatile giden insanlar, ben hiçbir şey yapmayacağım diyen insanlar, ne zamanki bir sosyal medya çukuruna düştükleri anda şöyle bir hissiyat orada ortaya çıkıyor. Ya acaba ben yeterince eğlenemiyor muyum? Ben yeterince, çünkü o hayatı kaçırma hissi her yerde var. Ne yapıyor o zaman? Bu sefer her daim arka planda çalışan düşünceler var. Şimdi zihnimizin şöyle bir yapısı var. Boşluğa çok gelemiyor. Yani ne zaman ki bir insanı kapatalım bir ortama, bir odaya, oyalanacağı hiçbir şey olmasın. Orada boş vakit geçirmeye çalışsın kendi içinde. Yatabildiği kadar yatsın. Yatsın. Ve onun elindeki oyalanabileceği şeyleri de alalım biz. O uyurken biz yemeğini verelim. O uyuduğu zaman geri boşları alalım, tabakları alalım. Hiç kimse de konuşmasın onunla. Bu insanın bir süre sonra psikolojisi bozulmaya başlar.
bu uç bir örnek aslında baktığımız zaman. Ben burada şey düşünüyorum. Bir insan çok fazla kendi kendine kalırsa, çok fazla boşluk içinde kalırsa içeriden kötü şeyleri çağırmaya başlıyor. Evet. Kötü düşünceler, değersizlikler, tekrarlayan olumsuzluklar yukarı yüzeye çıkmaya başlıyor ve çoğu da gerçekçi olmuyor. Bir arkadaşım, ne kadar doğru bilmiyorum ama bu Formula 1 yarışlarını çok sıkı takip ederdi. Bana şöyle bir örnek verdi. O aslında arabaları anlatırken, ya Beyan abi dedi, bu arabalar çok acayip. Dedim, nesi acayip? Bu arabaların motoru öyle bir dizayn edilmiş ki dedi, 100 kilometrenin belli bir süre altında gittiği zaman arabanın dedi motoru yanıyormuş. Hız yapman gerekiyor. Hız yapman gerekiyor ki yeterince bir hava sirkülasyonu olsun. Hı-hı. Ve motor soğuyabilsin. İnsan zihnini de tam o anda bir psikolog ne düşünecek? Hemen dedim bak buradan bu güzel tanıdık. Bir örnek çıktı. Evet. Ne yapıyor? İnsan zihni de aynı buna benziyor. Hı-hı. Eğer ki zihni çok fazla boş bırakırsan her zaman o kötü düşünceler zihni saracak ve birazcık seni rahatsız edecektir. O yüzden ben dinlenmeyi proaktif dinlenme diyorum. Proaktif dinlenme. Ne yapacağız aslında? Evet dinleneceğiz ama daha zevkli. Daha az zihni yoracak şeylerle dinleneceğiz. Hiçbir şey yapmayacağımız zamanlar da gelecek ama bunu daimi olarak yapmamız mümkün değil. Zihni sadece sere serpe yatarak dinlendirmek mümkün değildir. Mesela ben insanlarla çalışıyorum, çok yoğunum. Bir yandan baktığım zaman eve gidip birkaç sayfa bir romandan, bir şiirden birkaç dizi okumak benim için bir dinlenmedir. Evet. Ya da mesela bir edebiyat öğretmeni baktığımız zaman... İşi gücü romanlar diyelim, öğretmenlik, öğrenciler ve edebiyat eve gittiği zaman farklı bir şeyle uğraşıyorsa, spor yapıyorsa örnek verip o onun için bir dinlenmedir. Çok güzel. Yani asıl yaptığımızdan şeyi... Yani felsefesinden çıkması mı hocam? Kesinlikle. İş yapmıyorum ben. Şimdi örnek veriyorum, çok sevdiğimiz şeyler vardır hayatta. Ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Evet, bir biliyorum. Arkadaşım bana dedi ki, beğeniyorsanız bir yer var. Fotoğraf. Güzel çekiyor. Beğeniyorsanız güzel. dedi ki ya Beyhan dedi, biz dedi ikimiz de güzel fotoğraflar çekiyoruz. Biz bunları yarışmaya gönderelim, para kazanalım. Abi dedim, bak zaten ben yoğun çalışıyorum. Bu iş benim için bir teneffüs arası. Bir hobi. Hobi. Ne zaman ki ben bunu bir para kazanma noktasına çevirirsem, İşte o zaman bu benim için bir iş olma haline dönüşecek. Amacından sapıyorsun. Amacından sapıyor. Yani hepimizin para kazanmak için yaptığı şeyler var ya, ondan farklı olanı yapıp, birazcık kendimizi geliştirip, tam burada şey geliyor aslında, çok güzel bir tanımlamam var benim bence, arka bahçe. Güzel, evet. Yani bizim arka bahçemiz şu anda böyle, çok evet. Güzel yani biraz hava atmış gibi olacak ama. Ama sonuçta ekranları dan evlerinize getiriyoruz. Aynen yani bu nefes almayı şey yaparken. Yani... arka bahçemizde para kazanmadan da olsa keyfimizi bize iyi gelebilecek şeyler. Bunun için insanlar şey diyor, bazen olur ya böyle dergilerde, havalı dergilerde boş zamanlarınızda golf oynayın. Ondan sonra gerçekçi olmuyor pek bizim için yani ama. Boş zamanlarınızda yurt dışı seyahati de yapabilirsiniz. Amerika'ya uçun. Bir arkadaşım dedi, ya dedi geçen bir bunaldım. Atladım gittim dedi Los Angeles'a. Dedim biz bunalınca böyle şeyler yapamıyoruz. Ya ben boş zamanım olursa Isparta'ya gitmeyi düşünüyorum. Bir memleket havası alalım. Aynen yani hiç gerek yok. Ya evet. Bazen sadece oturup bir şeyler örmek bile normalinden yaptığın farklı bir şey, o bile güzel olabilir. Yani nedir, para kazanma amacı olmadan yaptığın bir şey. Evet. Ya bir ahşabı boyamak bile, bir kendince kutu yapmak bile ya da şu bahçeye bir çiçek ekmek, bir domates, biber, biberiye ekmek bile sana iyi gelecektir. Saksınla uğraşmak. Benim anneme apartmanda şey derler, çiçeklerin doktoru. Wow. Geçen bir dostum bana bir bonsai ağacı getirmiş şey yaparken. Onun da herhalde biz bakmasını bilememişiz. Hemen anneme götürüyor. Annem o kadar mutlu oluyor ki, getir bu yavruma ne yapmışlar böyle dedi. Bir de onu seviyor değil aynen, mi? Aynen. Şey diye tanımlıyor, hayvan diye tanımlıyor. Bu hayvana iyi bakamamışlar diyor. Ve kadın gözleri parlıyor onun. Ya bak bir belki 10 liralık 15 liralık bir çiçek, bir ağaç. Onunla mutlu oluyor. Ne yaptı aslında? O arka bahçeye zaman ayırdı. Boş kalmasına gerek yok evet. Yani. Bir şey üretti. Şimdi aynen üretim öyle. Olarak biz şunu anlıyoruz. Ürettiğimiz bir şey tüketilmeli. Tüketim içinde bir madde, yani bir para harcanmalı gibi algılıyoruz. Burada o algıyı da değiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Üretmek için
bir hayata dokunmak, bir nesneye dokunmak, güzelleştirmek, bir şeyi bir tık üste taşımak gibi bir şey. Biraz arka bahçede yaptığımız şeyler aslında zihinsel üretim aynı zamanda. Hı hı. Değil mi? Benim de fotoğraf çekmenin yanında efendim yazılarım var. Ben de yazı ben yazarım. Ben de sizin yazılarınızı çok beğeniyorum. Burada çok güzel. Birbirimizi ağırlıyoruz. Aynen. Ağırlıyoruz gördüğünüz çok gibi. Çok güzel, çok güzel. Yani o herkesin bir arka bahçesi olsun. Bakın püf noktaları veriyoruz efendim bir nebze de olsa. Yaz döneminde ara veriyoruz birçok şeyi ama bir tatil zihniyetimizi düzenlemek, değiştirmek, tabiri caizse update etmek ve güzelce bir belki yeri geliyorsa farklılıklar varsa resetlemek, bir arka bahçede bir şeyler oluşturmak, bize ait bir alan. Sadece bizim olduğumuz, birilerine bir şeyleri sunmak, birilerinden takdir almak değil, sadece iyi hissedebileceğimiz meşguliyetler bulabilmek. Hı hı. Bu bizim üretmemize vesile olacak diye düşünüyorum. Yaratıcılığımızı, bakış açımızı zenginleştirecek diye düşünüyorum. Çünkü insanın en temelde değer ihtiyacı aslında burada ortaya çıkıyor. Değer veriyorsun aslında kendine çünkü bir şey üretiyorsun, bir şeye katkı sağlıyorsun. Ve evet ben işe yarıyorum. Burada bölmek istiyorum. Minik bir araştırmadan örnek vereceğim sana. Mesela fiziksel şeylerle uğraşan insanlar, soyut işlerle uğraşanlara göre daha az depresyon ve daha az kaygı problemi yaşıyorlar biliyor musun? Çok yani mesela bir marangoz, örnek veriyorum bir doktordan daha az depresyon yaşıyor. Evet. Yani baktığımız zaman doktor insanla uğraşıyor, çok yorucu insanlarla uğraşmak çok daha tükenebiliyor. Ama somut bir şey üreten ve birazcık daha soyuttan uzak kalan insanlar ya da toprakla uğraşan insan daha az depresyona giriyor. Evet. Yani soyut mesela bir adam finans sektöründe çalışıyor çok daha fazla depresyona giriyor. Rakamlarla uğraşıyor. Rakamlarla. Ucuncağı yok. Ne yaparsa yapsın. Hı-hı. Baktığımız zaman belki çok güzel şeyler yapsa bile bazen somut olarak o karşılığı göremeyince insan diyor anlam yok sanki. Bir mana. Anlamsızlık, mana arayışında bir boşa çıkma oluyor. Ama öbür adam şu koltuğu yapıyor ya yaptığı zaman belki o koltuğu karşısına alıyor ve seyrediyor. Müthiş bir şey bu. O üretim hissi insana çok iyi geliyor. Hı hı. Ve ben şunu fark ediyorum. Hani şu dünyada bir şeyi tarif edecek yani mutluluğu, huzuru ve var olmayı bir kelime nedir diye sorsalardı. Nedir diye soruyorum. Denge. Denge. Denge çok önemli. Açalım mı? Mesela şuna diyoruz ya bu bir şeylerle proaktif dinlenme. Hı hı. Bazen mesela bir insan grubu var ki çok fazla boşluk olursa iyi olacağını hissediyor ama olmuyor. Hmm. Bir de tam aksi insanlar var. Evet. Her vaktini doldurmaya çalışan, her anını doldurmaya çalışan sürekli insanlar. Sürekli bir şeyler yapmaya komando modu diyorum ben buna. Yani sanki durmadan koşuyor, durmadan koşuyor. Eğer ki durursa düşecekmiş gibi hissediyor çünkü. Böyle insanlar da o içindeki aslında o korkudan dolayı onlar da huzura erişemiyorlar. Onlar da mevsimlerin farkına varamıyorlar. Çünkü kendinden kaçıyor. Aynen öyle. Ya kendi içinde belki yüzleşmekten korktuğu şeyler var. Belki yavaşlarsa kendini daha başarısız hissedecek. Evet. Belki mükemmelliyetçi. Belki değer ya da sevgiye ancak koşarak ulaşabileceğini düşünüyor. O yüzden bu iki noktayı da kaçırmamak lazım. Bir taraf proaktif dinlenmek ama ayarında, dengeli, şeye de ihtiyacımız var. Oturup, sadece şu kokuyu hissedebilmek. Gözleri kapatıp, sakince, sadece hiçbir şey. O içsel, hiçbir şey yapmamaya da ihtiyacımız var. Hiçbir şey düşünmemeye. Ama bu çok zordur biliyor musun? Evet, ben bakayım yapabilecek miyim? Çünkü ben hiçbir biraz şey... manikim ya. Bu espri tabii aramızda. Ben böyle oturup da, ben psikoloğa gelmişim. Biliyor musun Beyhan Hocam? Hiç duramıyorum. Kendimi meşgul etmek... İş çıkaran biriyim. Ya biraz var değil mi ekranında? Şu an bizi izleyenler arasında muhakkak vardır. Evde örneğin az önce dediğiniz şeyi bir yapayım. Şöyle bakıp hemen bir kontrol mekanizması direkt çıkıyor. Evde hiçbir iş yok. Her şey yolunda. Yemek hazır. İşte evde oturacağım. Alacağım kumandayı ya da alacağım bir kitabı. Oturacağım. Belki kitap okumak evet bir süre sonra. Bir çekmeceyi açıyorum. Bu çekmeceyi baştan aşağı tekrar düzenliyorum. Ay buranın tozu da bitmiş. Yani sürekli bir fiziksel eylem içerisine girmem gerekiyormuş gibi bir hissiyattayım. Biraz yapısal farklılıklar da var. Bu kişilere ne öneriyorsunuz? Bana ne öneriyorsun hocam? Şöyle hemen terapi alıyoruz sizi. Ya böyle bir durumda minik minik alıştırmalar çok iyi bence. Evet. Ya sadece bir dakikalık bile hiçbir şey. Çok güzel bir film izlemiştim.
Korkusuzlar ya da Yenilmezler olabilir, yanlış olmasın. Jet Li'nin bir filmi. Film aslında bir dövüş sanatları. Gerçekte bir Çin'de yaşayan, Çin ya da Japonya, tam hatırlamıyorum o kısmını ama bulacaklardır. Belki bilenler de olacaktır izleyenlerden. Dövüş sanatları ustasının hayatını anlatıyor. Çok güzel bir sahne vardı. Benim aklımda kalan, beni çok etkileyen bir sahnedir. Şimdi pirinç ekiyorlar orada. Bu adam zamanda bir yerden geliyor, bu şehir hayatını bırakıyor, dövüş sanatları ustası. Biraz bir inzivaya çekilmek adına bir köy yaşamında. Ve orada herkes yavaş yavaş pirinç tarlalarını, suyun içine pirinci ekerken bu çok hızlı hızlı ekiyor. Sonra yukarı çekim yapıyorlar ve orada o sahneyi gösterince herkesinki o kadar nizami, o kadar güzel ki bunun yaptığı, Jet Li'nin yaptığı şeyler o kadar darma duman olmuş ki. Sonra arada bir rüzgar esiyor. Herkes o an duruyor, yaptığı işi bırakıyor ve kollarını açıyor, gözlerini kapatıyor. Muhtemelen kendi inançları uyarınca çok şükür gibi bir şey diyorlar. Jet Li de fırsat bu fırsattır, onlar yapmazken ben bir iki şey daha ekeyim diyor. Sonra Jet Li de bunun farkına varıyor orada. O bir dakikalık molanın ne kadar anlamlı olduğunu, hiçbir şey yapmadan sadece o rüzgarı hissetmek, sadece o kuşun cıvıltısını hissetmek. O kadar iyi geldiğini fark edebiliyoruz ki. Şimdi bir amaca yönelik olmak, senin de orada o evi düzenlemek, şey yapmak, bunu bir alışkanlık haline getirmek lazım. Burada ben de izleyicilerimizden çok farklı değilim. Ben de kendi içimde, ben senden de farklı değilim. Benim de aynı dertlerim var. Çünkü kafam o kadar çok meşgul oluyor ki bazen dediğim gibi önünden 3 yıl boyunca geçtiğim ağacın kokusunun farkına varamıyorum. Çok enteresan o işte. Yani o kadar yavaşlatmamız, durdurmamız gerekiyor. Biraz beklemek. Bir dakika bile bazen yeterli. Bunu daha ötesi 5-10 dakika. Bu aslında şöyle, şunu öneririm ben izleyicilerimize. Burada mesela yapabilecekleri şeylerden bir tanesi sadece gözlerini kapatıp derin derin nefes alıp, burnundan derin bir nefes alıp birazcık o nefesi içinde beklettikten sonra o nefesi yavaş yavaş geri vermek. Gözleri kapalı ve dikkatini olabildiğince nefesine vermek. Sadece bu an etraftan kopmamızı bile sağlayacaktır. Kopuyor, böyle kopmamam lazım. Minik bir şey. Hocam da burada dinliyor. Kopmamam lazım, yayın var. Psikolog bulmuşum, kaçırmaya. Hazır bulmuşum ben de. Ama yani bunu ben de yapmaya çalışınca çok faydasını görüyorum. Sadece yavaşlamak için, durdurmak için. Bunu uykuya geçişte çok öneriyorum ben de. Yani uyku probleminiz varsa efendim, uykuya geçişte dalamıyorum diyenler varsa, bir yattığında gerçekten o gözlerini kapattıktan sonra kendi nefesini, bu alışıverişi, kendi nefesini dinlemesiyle gerçekten bir dinginlik ve direkt uykuya dalış. Direkt REM uykusuna, bozulama girebilir. O kadar etkili oluyor. Kendi varoluşunu fark etmek, belki de hissetmek. Çok yani aslında şey var ya, yarım kalmışlıklarımız var içimizde. Gün içinde mesela birçok insan şunu yaşar. Geçtiği zaman yatağa o günün yarım kalanlarını düşünmeye başlar. Şöyle deseydim, şunu yapsaydım. O an o yavaşlatma, aynen yarım kalan şey, zihnin böyle bir özelliği var. Yarım kalan şeyleri her zaman tamamlama eğilimde. Zeigarnik etkisi diyorlar buna. Rus bir psikolog tespit ediyor. Bu şeyde de öyledir mesela. Bir şarkıyı, dilimize dolanan şarkılar vardır ya. Dikkat edelim. Eğer ki bir şarkı dilimize dolanıyorsa muhtemelen o şarkının tamamını dinlememişizdir. Ne oluyor? Zihin durmadan tekrarlıyor. Neydi, tamamlamak neydi, istiyor. Tamamlamak zorundaymış gibi. Gün içinde de mesela birisi bize selam vermedi. Aslında ya da birisi bize kötü bir şey yaptı. Onun karşılığını vermediğimiz zaman gün içinde o yatağa geçtiğimiz zaman bir hesaplaşma. Hesaplaşma, yarım kalanın tamamlama oluyor. Evet. İşte o yatakta da belki o durumu yavaşlatmak, bir mola vermek bize iyi geliyor. Ondan rahat uyuyabiliyoruz. Kesinlikle. Ve kontrolün her zaman bizde olmadığını bilmek belki rahatlatıyor bizi. Biz ne kadar tamamlamaya çalışsak da bir yerde eksikliğin de olabileceğini, hayatta o negatifliklerin de olabileceğini, onları da alabilmek belki insanın aciziyetini de hissettiriyor. Bence insanın aciz hissetmesi de kendini bir manevi olgunluk ve gelişim basamağı diye düşünüyorum ben. Bir noktada bizden bazı şeyler soyutlanıyor ve bizim durmamız gereken, beklememiz gereken, sadece gözlemlememiz gereken zaman dilimleri olmuş oluyor. Bunları da yaşayabilmek çok önemli değil mi? Şimdi yaz mevsimi. Çok güzel, hava sıcak, kuş sesleri, cıvıltıları insana çok rahatlatıyor. Şu an çok rahatlamış haldeyiz. Yansıyor diye düşünüyorum. Program hiç bitmesini istiyoruz. Ama konuşacak çok şeyler vaktimiz var. Ne kadar kaldı bu arada? Vaktimiz söylenecektir bana eminim. Çünkü biz uçuyoruz gidiyoruz konuşmalara dalınca efendim ama vaktimizi iyi değerlendirelim. Biz program için vaktimizi iyi değerlendirirken yazı iyi değerlendirmekten bahsederken yazı değerlendirmek, tatil köylerini, otel yerlerini araştırmak ve
falanca kişi şuraya tatile gitmiş, geçen sene de buradaydı, ben gene evde kös kös oturuyorum diye düşünen hepimiz onlardan bir tanesi olabiliyoruz. Bu durumda tatil anlayışımıza döneceğim ama orada belki yarım kalan şeyler var. Arka bahçesinden bahsettik kişinin olması gereken, o cepte. Tatil algımızda, modern dünyada tatil ailece çekirdek aileyi beraberinde götürerek bir hafta, 10 gün bir yerlere gitmek, yüzmek, işte güneşlenmek. Kültüre göre değişebiliyor. Bazı kişiler memlekete gidiyor. O akrabalarla haşır neşir olma, toprağa basma, organik besinlerle beslenme ve tarımla uğraşma olabiliyor. Kişiden kişiye, aileden değişiyor. Örfi gelenekler devreye girebiliyor. Peki bu tatil. Evet, bu tatil yapmak. Tatil yapmak ne demek? Gerçekten o otel tatillerinden. Çünkü burada bir şey var. Para vererek mutluluk satın almak, kredi çekerek tatile gidenleri duymuşsunuzdur. Evet, evet. Değil mi? Ya borca giriyor. Bir haftalık tatile gittim diyebilmek için kendisine başta büyük bir borcun altına giriyor. Sonra kışın o borcu ödemeye çalışıyor. Yazın o rahatlık psikolojisi kışın başka bir sıkıntıyı beraberinde getirebiliyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bu böyle tatil anlayışımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Hani sadece çok pahalı bir tatil, şöyle bir şey var ya, hazır reçeteleri kendimize uyguluyoruz. Mutlu olmanın ya da tatil yapmanın tek anlamı çok pahalı bir otelde tatil yapmak değil. Ya da çok standartlaşmış şeyleri yapmak değil. Evet, buna imkan varsa yapılabilir. Ama ne zaman ki kendimizi dinlendirebileceğimiz, geliştirebileceğimiz de bir yaz tatili olursa, sadece bunu aslında bölümlendirebiliriz. Mesela anneler ne yapabilir? Evet. Anne babalar nasıl davranabilir? Çocuklara mesela en çok konuşulan şeyleri, yaz tatiline her anına program yapan anne babalar. Her dakikasına, kurstan kursa koşan çocuklar. Yaz okullarından bahsedelim. Aynen. Seneye üniversite sınavına girecek ya da liselere giriş sınavına girecek öğrenciler için bu yazdan başlanan etüt merkezlerinin kapısı çalınabiliyor. Yaz okuluyla beraber hani otel tatilinden geçiriyor. O bir hafta otel tatili yapılıyor. Bitti, tatil bitti oluyor. Şimdi artık Eylül'e hazırlanmamız gerekiyor. Bu psikoloji ne kadar doğru? Nasıl olmalı bu denge? Ben şöyle düşünüyorum. Ben insanın her daim gelişmek zorunda olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir seçenek değil. Bu bir tercih de değil baktığımız zaman. Nedir bunun anlamı? Yani insan var olması için gelişebilmeli. İnsan var olabilmeli, kendisini daha iyi hissedebilmesi için ilerlemeli. Durduğu yerde duran bir insan bir süre sonra kokmaya başlıyor. Düşünceleri anlamsızlaşıyor ve kendini sorguluyor. Var olduğu şeyler, birçok şey onu sıkıntıya sokmaya başlıyor. İnsan ne zaman ki içeri bir şey alıyor, o zaman güzel hissetmeye başlıyor. O yüzden yaz bizim için fırsat. Mesela birçok anne baba bana geldikleri zaman çocuklarının dünyasını anlamadığını söylüyorlar. Ya bunlar niye böyle oldu? Biz anlamadık yani. Niye böyle aramızda bir kopukluk var? Mesela böyle durumlarda anne babalar belki de birazcık çocuklarını anlayabilmek için bazı kitaplar okusa, onun okuduklarını okusalar. Ama bizim vaktimiz yok. Nerede yetişeceğiz? Ya zannediyoruz ki kitap okumak gün boyu istenen bir şey. Oturacağız 5-10 saat kitap okumamız gerekiyormuş gibi. Mesai gözüyle bakılıyor. 20 dakika bile yeter. Mesela anne babaların burada bence dikkat edeceği şeylerden birisi ilk başta kendilerine o bir bu program sizin, geleneği bence. Bulmuş sizi. Ne konuşuyorsunuz diyenler varsa efendim. Geçen programda da yine aynı şey oldu efendim. O kahveydi, bu bitki çayına, evet. O güzel yaprak. Ama çok güzel bir görüntü var. Böyle görebiliyor muyuz? Yani görebilir o kadar mi acaba Jimmy'niz? Şöyle şey yaparken. Beyhan Hoca çok şanslı. Bence hakikaten. Kainat ona bir mesaj veriyor. Bence çok yani iyi bir iş yapıyor şu an. Güzel gidiyorsun diyor. Bilmiyorum, bir olumlu çok gelebilir. Çok güzel hakikaten görüntüsü. Hakikaten kırmızı ve yeşil güzel görünüyor. Evet. Şimdi ilk başta anne babaların kendilerine bakmaları lazım bence. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Aynı zamanda şu da var. Yani denge dedim ya biraz önce. Denge çok önemli bir kelime. Uçaklara binen izleyicilerimiz fark etmişlerdir belki şu anonsu. Önce oksijen maskesini çocuğunuza değil kendinize takın. İlk başta anne baba sağlıklı olacak ki çocuğuna bir şey aktarabilsin. Evet. Anne baba sıkıntılıysa nasıl şeyler ortaya çıkıyor biliyor musun? Bu sefer kendi gerçekleştiremediği hayallerini, kendi sıkıntılarını çocuklarına aktaran anne babalar ortaya çıkıyor. Evet. Ben yapamadım, sen doktor olmak zorundasın. Ben yapamadım, sen şunu yapmak zorundasın. Ve ne yapıyor? Aslında çocuğa bile sormuyor. Çocuğu 50 tane yere gönderiyor. Sabah piyanodan çıkıyor, akşam yüzmeye kadar arada da tenis kursuna gidiyor. Tamam, çocuk bundan hoşnut mu ama? Çocuk istiyorsa buna okey diyoruz. Yani tamam diyoruz. Ben ama şey diyorum ya... Bunun yaratıcılığı engellediğini düşünüyorum. Hani
farklı düşünmeyi, çünkü sorunlara... komut verilerek yapılan aynen, bir şey. Aynen, çünkü çocuğun mi? Sıkılmaya fırsatı olmuyor. Evet. Çünkü sıkıldıktan sonra ne yapacağım düşüncesi kendisi olmuyor. Kendisi keşfetmeli. Evet. Şimdi nedir? Oturacak, ben orada duruyorum mesela, kendim düşündükçe kendim keşfetmeliyim beni, bana iyi gelecek şeyi. Evet. Ama sen çocuğun önüne hobi her veriyorsun. Daim bir şey sunduğun zaman evet. Ne oluyor, bu çocuk ezberleyen şey gibi çocuğun önüne yemi koyuyorsun, yiyor çocuk. Evet. Yeni bir şey ortaya koymuyor ki. Anne babalar ilk başta bunun farkına varması lazım. Kendi kafasında çocuğa bir mutluluk reçetesi yazıyor. Evet. Ama o çocuğa iyi geliyor mu emin değiliz burada. Hı hı. Yeme alışkanlıklarında da bunu yapıyoruz ya. Yani şunu yiyeceksin, sen bununla doyarsın. Çocuk tabağını bitirmediği zaman onu bitireceksin. Tamam. O zaman bitireceği kadar koy. O zaman ona sor. Ne kadar bitireceğini o bilebilir. Sipariş... Hobilerle çocuğumuzun yaz tatilini zehir etmeyelim diye bir püf noktası vereyim. Sanki sona yaklaşmış gibi konuşuyorum çünkü 10 dakikam kaldı hocam. Hı hı. Onu da söylemiş olayım. Ben ama şunu öneriyorum. Biraz geleneksel bir yapısı var Tuğba Kılıç'ın. Bakalım Beyhan Hoca ne diyecek benim bu düşüncelerime. Çocuklarımıza o kurstan bu kursa, o aktiviteden bu aktiviteye, daha ana dilini öğrenmeden ikinci bir dil öğrenme aşkıyla çocuğum harika olsun. Çünkü bana bu imkanlar sunulmadı diyoruz. Belki sana sunulan imkanları o çocuğa sen de sunsan, yani özgür bırakma. Belki bazı şeylerden mahrum kalacak. Bırak keşfetsin, bırak açılsın, bırak hayatın içine bırak, o bulsun. Ama tabii günümüzde modernitenin dayattığı şeyler, teknolojik buluşların dayattığı birçok şeye maalesef çocuklarımız mahkum bir yaz geçiriyor. Tabletler ellerinde, bilgisayarların başında oyunlardalar. Ama çocuklarda bilirsiniz, bu hep örnek verilir. Çalışma kültürü. Yaz tatillerinde eskiden ben, abim, birilerinin yanına verilirdik ve hayatı öğrenirdik. Para kazanırdık. Bu inanılmaz bir şey, biliyor musun? Bunu söylemek istiyorum. Bu kalmadı. Sadece yazın mesela çocuklara soruyoruz, ne yapıyorsun? 3 ay evde televizyonun karşısında, bir hafta tatile gitmiş ya da 3-5 kurs özel hocalarla üniversite sınavını ya da gireceği herhangi bir sınava hazırlık gibi. Hı hı. Bu ben bunu çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımızın hayata karışması için, kendi ayaklarının üzerinde bireyselliklerini kazanabilmesi için sorumluluk alması. Hı hı. Yaz tatili sorumlulukların olmadığı bir dönem mi? Değil diyorum. Katılıyor musun bana? Ben mesela bizzat kendi kızım Efsun'dan örnek vereyim. Hı. Bizim bir ofisimiz var. Bir eğitim ve danışmanlık merkezimiz var. Hı hı. Ben hafta sonları kızım Efsun oraya gelsin. Güzel. Ve kapıyı açtırıyorum. Herkese danışanlara diyorum ki hoş geldiniz desin. Sonra oturanlara diyor ki çay ister misiniz? Kahve ister misiniz? Güzel. Efsun öncesinde yabancı insanlar karşısında birazcık çekingendi. Hı hı. Şimdi baba diyor, telefona da bakayım mı diyor. Artıyor. Yani o kadar yani. Baba artık şuna gelecek. Baba beni sanayiye versene. O noktaya gelecek. Güzel. Bunu mesela ben kendim simit sattım. Hani çok durumumuz iyi olmasa da, yani aslında orta sınıf bir ailede büyüdüm ben. Bir ihtiyacımız yoktu. O simitten kazandığım. Ama aile senden parayı istediği için göndermiyordu. Aynen, ben kendim istedim. O zaman evet. Mesela mahallemizde böyle bir gelenek vardı. Simit satmaya giderdik. Ama şöyle bir durum var. Ben simit satmaya çıkardım. Bir tane şanslıysam yabancıya satardım. Hı. Babaanneme giderdim. Halama giderdim. Teyzeme giderdim. Teyze sen 3 tane alsan vardı. Akrabalara satardım. Akrabalar arıyor. Beyhan'a simit satmayı bıraktırsanız artık. Yani yemiyoruz da simit almak zorunda. Evet. Gibi. Su satmaya giderdik mesela. Çok meşhur. Yani salı günleri pazar olur bizim orada. Hı-hı. Su satmaya giderdik. Ya kazandığımız belki bugünün parası da 1-2 lira. Onunla giderdik, soğuk bir şey alırdık, içerdik. Evet. Ve ben şunu düşünüyorum. O zaman bize eğlence gibi gelen bir şey bize aslında insanları tanıma, kendi parasını kazanma özgüvenini veriyordu. Ve sonrasında ben o kadar çok faydasını gördüm ki bu çalışma sürecinin. Ben öneriyorum mesela. Belirli bir yaşa gelen çocukları, imkanınız varsa insanlarla temas edebileceği, ufak da olsa minik de olsa kendi parasını kazanabileceği bir iş olsa o kadar iyi olur ki. Yani bir evet, kurslar da önemli, iyi gelen şeyler var. Çocuk belki bir yapabileceği sporu keşfetmesi önemli, bir müzik önemli. Ama ne zaman ki bunu da yaparsa gerçekten hem kendini seven hem de özgüvenli bir çocuk yetiştirmek mümkün oluyor. Ballı börek olur diyoruz. Aynen öyle. Benim tabirimle. Şimdi o kadar önemli ki çocuklar akademik başarıya odaklandığımız kadar hayat başarısına odaklanamıyoruz. Hı-hı. Hayat başarısı hayatın içerisinde elde edilir. Akademik, yani o hayatın okuması kitaplarda değil, matematikte, fende değil. O akademide. O bize bir kapı açacak. Bir başka kapı, ama hayatın kapısı bambaşka. Ve hayatın kapısı da insanlara temas etmekte. Onlarla hasbihal etmekte. Aynen, bir şeyleri öyle görmekte. Bazen hep biliyoruz işte sanayiye gidiyor. Kendi çevresinde ya da yakınlarında bir ofiste çalışabiliyor. Onlardan o şekilde büyüdüğümüz için belki bu farklılıkları görebiliyoruz. O yüzden düşünüp de çok koruma altına aldığımız bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Bizim dönemimizdeki güven ortamı
gibi değil. Öyle. Şu an. Bu biraz bir gerçek. Özenli olmak gerekiyor. Ama bu tamamen bunları yapmayacağımız anlamına gelmesin. Hı-hı. Daha dikkatli, daha itinayla seçeceğimiz yerler olabilir. Yetiştirme usulümüz eskisi kadar rahat olmayabilir ama gene de vazgeçmemek gerekiyor. Bu çocuklara yaz tatilinin gerçekten ne olduğunu, nasıl geçtiğini aslında şunu da düşünmek gerekiyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yaz tatili dediğimizde hayatın lay lay lom geçtiği bir dönem değil. Hayatın içerisinde belli bir kesit. Tıpkı kışın nasıl sofra hazırlıyorsak, işe gidiyorsak, yapacağımız işler varsa aynen yazın da bu devam ediyor. Sadece yazın, kışın yaptığımız bu işlere ekstra belki zaman arttığı için ve seçenekler ve tercihler arttığı için daha fazla imkanlar ve seçenekler oluyor. Dolayısıyla bizim fırsatlarımız gelişiyor diye düşünüyorum ben, değil mi? Öyle ve insanoğlu baktığımız zaman bir şeyleri her daim doldurmak zorunda değiliz. İyi yapalım derken kötü şeylere de neden olabiliriz belki farkında olmadan. Şeyi asla es geçmememiz gerekiyor. Sıkılmak kısmını. Çocuğun sıkılmaya, yetişkin insanların da sıkılmaya alışması lazım. Şu çok güzel, böyle bitireceğim ben. Çok güzel. Şimdi anneler şunu söylüyor. Sıkılma bilmezdik biz çocukken. Biz kendimiz oyalanırdık, tek başımıza oyunlar bulurduk. Şimdiki çocuklar çok sıkılıyor. Sıkıldım diyor. Gerçekten o sıkıldım lafını duyunca ebeveynler bir çıldırıyor. Neye sıkıldın, ne istiyorsun diye. Sebebi ve bunu kaldırma. Ya sıkılma ne? Niye sıkılır çocuklar? Bir şey yapmadığı zaman anne baba bunun bir sorun olduğu düşüncesine kapılıyor. Ya o çocuğa bir şey vermeliyim ki vakti geçsin. Halbuki biraz beklese o su kaynayacak. O çocuk, o genç kendine bir şey bulacak. Ve eğer doğru yönlendirme varsa, diyorum ya, anne baba güzel bir ilişki kurmuşsa evladıyla o süreç oluşuyor. Ve ben şunu diyorum, farklı şeyleri de keşfedebilmesi lazım. Anne babanın bu yaz sürecinde temponun biraz farklı boyuta geldiği bu süreçte çocuklarıyla beraber etkinlik yapması. Mesela bir baba, bir anne çocuğuyla satranç oynasa, beraber ailecek bir kitap okusalar, beraber yaptıkları tabu bir şey. Tabu oynasınlar. Bir sürü şey yapılabilir. Sessiz sinema oynasınlar. Yani o bağları da tazeleme vakti olabilir yaz bizim için. Evet. Kışın o koşturma içinde belki daha uzak kaldığımız şeyleri ailecek beraber bir şeyler yaparak kendimizi ayırmamız lazım. Ve şunu asla unutmayalım bence. Yazı sadece çocuklar için verimli geçirmek değil, ruhumuza da bir terapi. Yetişkinlere de böyle olması lazım. Şu mümkün değil. Saçımı süpürge ettim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey faydalı da değil zaten. Önce kendine bir bak. Sonra sen zaten etrafındaki insanlara güzel şeyler sunarsın diye düşünüyorum ben. Evet. Hanımlara mesaj gitti sanki. Saçımı süpürge ettim demeyin efendim. Demeyin. Gel. Kendinize de bakın bence. Değil mi? Kendini de arındırma vakti. Dakikalarıma bilmiyorum ne kadar kaldığını. Belki bana bir uyarı verilecektir. Son kaç arkadaşlar? 3 dakika. Zaten bitmiş. Ben hangi konuyu açayım da kapatayım diyeceğim ama 0-6 yaş dönemi çok önemli. Belki bu 3 dakikada ufak püf noktaları verelim. Bir nebze olsun, faydalansın izleyenlerimiz diye. Özellikle çocuk yetiştirirken yaz dönemi tuvalet alışkanlığını kazandırmak için çok güzel bir zaman dilimi. Kendimizi geliştirmek için, kendi yeteneklerimizi, hobilerimizi, neleri sevip neleri sevmediğimizi anlamak için çok güzel bir fırsat. Öğrenciler için kesinlikle 3 ay sadece dediğimiz gibi boş geçen bir zaman dilimi değil. Eksikleri tamamlama konusunda bir fırsat diye düşünüyorum. Yani birazcık eğer vitesi bir tık artırarak bir dahaki sezonda aslında geçmişten kalan açıkları kapatmak için belli bir sistem ve düzenle program yaparak belki bir dahaki sene önümdeki stres ve kaygıyı azaltabilecek zaman dilimini şu an değerlendirebilirim. Burada ama şey var mesela o düzeni oluşturmak adına da yavaş yavaş vitesi artırmak. Evet. Birden aşırı yüklenmek bu yaz ortamında ters tepebilir. Kesinlikle. Yani biraz daha yavaş yavaş olabilir ve kişinin kendisine belirli şeyler bulması lazım. Çocuklarıyla, kendisiyle ya da mesela neler yapılabilir? Dil öğrenimiyle ilgili minik minik ama. Ne yapıyorsak ana bir meslek gibi değildi. Mesela günde 3-5 kelime yabancı az dil öğrenmek. Az ve sık. Az ve sık ve her gün düzenli olarak. Öğrenmediği, bilmediği bir şeyi yapmak. Şu var mesela, artık dünya değişiyor. Sadece çocuklarıyla beraber, mesela ben şey araştırıyorum, şu kızıma kodlama öğretmek istiyorum ben. Aa, çok güzel. Kodlamayı öğrensin ki artık bütün düzen, yapay zekayı konuştuğumuz bir dünyada onu bilmesi lazım. Artık çocuklar böyle yeni şeyleri de öğretmek, onlara bu kavramları tanıştırmak çok iyi gelecektir. Gelenekle geleceği aslında. Aynen. Hem o aile ilişkisini muhafaza ediyoruz, hem de geleceği de elimizde tutmamız lazım ki o zaman aslında çok güzel bir nesil ortaya çıkar. Çok huzurlu insanlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Evet, çok güzel püf noktaları bunlar efendim. Bunlar inşallah bizlere bir nebze de olsun fayda sağlasın. Hayatımızı dönüştürmek ve değiştirmek aslında harekete geçmekle başlıyor. Yaz dediğimiz aslında bir hareket mevsimi aynı zamanda.
böyle güzel aktiviteler, böyle güzel dönüşümler ve değişimler için fırsatlar. Bizler yaz mevsiminde insan psikolojisini konuştuk. Aslında olumlu yanlarını, olumsuz yanlarını ve bizim nerede durduğumuz önemli. Baktığımız yer nerede ve ne görüyoruz? İşte bunları değerlendirmek için bir fırsat efendim. Beyhan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ediyorum. Bilgiler verdi kendisi. Efendim inşallah haftaya... İnşallah yine bu ekranlarda sizlerin evlerine konuk olmayı diliyor ve istiyoruz diyelim efendim. Bir nebze de olsun faydamız dokunmuştur diyerek huzurlarınızdan ayrılırken mutlu pazarlar dileyerek efendim sizlere veda ediyoruz. Haftaya görüşmek, konuşmak ve buluşmak dileğiyle sizleri en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.